Dünya güzeli bir anne ve dünyalar tatlısı bebeği Atlas. Hani Allah kimsenin başına vermesin deriz ya, işte öyle bir şey geldi başlarına. Atlas bebek acil karaciğer nakli olmazsa eğer ölecekti. Uzmanlar hem bu nakli yaptı hem de Türkiye'de bir ilke imza attı. Gelin biz hem hikayelerine ortak olalım onların hem de Türk doktorlarının başarısını birlikte izleyelim. Tedavisi olmayan bir hastalık, ilacı yok. Konduramadık. İnsan evladına konduramıyor. Her anne gibi konduramadı ama bebeği hastaydı. Hem de çok hasta. %90'ı 1 yaş 2 yaş civarında ölecek hastalar bunlar. Atlas bebeğin karaciğerinin doğuştan safra yolları gelişmemişti. 3 aylıkken fark edildi. Üstelik hastalığının tedavisi ve ilacı yoktu. Doktoru 1 yıllık ömür biçti. Acil karaciğer nakli olması lazımdı. Ben en güzel hediyeyi oğluma verdiğimi düşünüyorum. Annenin karaciğeri Atlas bebeğe uyumlu çıktı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anne Tuğba Yılmaz evladına ikinci kez can verdi. Ve bu ameliyatla işte bu koca ekip Türkiye'de bir ilke imza attı. Annesinden alınan karaciğer laparoskopik olarak yapıldı. Yani annesi açık ameliyat olmadı. Karnında 50 santimlik büyük bir kese oluşturulmadan sadece 4 noktadan karaciğerine müdahale edildi. Eski bir sezeryan kesisinden dışarı alındı. Böylece büyük yaranın getirdiği ağrı, ilerleyen dönemlerdeki fıtık ihtimali ortadan kalktı. Anne çok hızlı ayağa kalktı. Bebeğine kavuştu. Diğer türlü ameliyat olsaydım şu an belki de benim de bakıma ihtiyacım olabilirdi. Teknolojik bir gelişme bu. Yani bunu kullanmak gerekiyor. Aynı ekip 5 yaşındaki bir kız çocuğuna babasından karaciğer nakli gerçekleştirecek. Robotik de yapmayı planlıyoruz ileride. Uzak Doğu'da ve Batı'da, Kanada'da yapılan bir iş. Ve o hastada her şey yolunda giderse kısa bir süre sonra Atlas bebek gibi sağlıklı bir şekilde annesinin kollarında olacak.